İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bu haftaki Maraş Ekonomi Programı'nın konuğu Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı. Efendim hoş geldiniz. Sağ olun. Aksu TV ekranlarında yayınlanan Maraş Ekonomi Programı, bu hafta da Kahramanmaraş ekonomisinin nabzını tutmaya devam etti. Maraş deyince onun için başka bir şey oluyor tabii. Ekonomi Gazetesi Kahramanmaraş temsilcisi Ali Eskale'nin sunduğu programa bu hafta, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı konuk oldu. Kilometre üstünün parkelerini döşüyoruz, bordurlarını döşüyoruz. Programda Kahramanmaraş ekonomisini etkileyen gelişmeler değerlendirildi. Narlı, özellikle mücbir sebep konusuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Onunla ve çok tecrübeli bir... Başkan Narlı, şehrin ekonomik kalkınmasına dair öngörülerini paylaşırken, mücbir sebep uygulamaları çerçevesinde alınabilecek önlemler ve desteklerin detaylarını izleyicilere aktardı. Şimdi bu konu az önce yine ben yeni defterdarımız, başkanımız yeni atandı. Evet. Ben ona hayırlı olsuna gittim bugün. Orada bu konu geldi. Tabii benim gönlüm başka şeyler istiyor, sizinki gibi değil yani. Evet. Ben burada Sayın Cumhurbaşkanıma burada bir sevgilerimi, saygılarımı iletmek istiyorum. Kendisinden de tek defa bir kere bir dileğim olacak. Onu istiyorum. Diyorum ki ne? Şu andaki bu dört ilin şeyi %2'ye denk geliyor. Evet. Bu %2'nin %1'ini silsin. %1'ini de yani yarısını silsin. Evet. Sayın Cumhurbaşkanım. Yarısında bizi 60 aya bölsün, hiç biz bir daha konuşmayalım bu işi. Ama yarısını silsinler. Çünkü bu vatandaş ödeyemez. Deprem yılını silsinler evet, diyoruz. Dört yarısı ili. Derken değil mi? Evet, dört ili. Depremde en fazla zarar dört görüyor. Dört ilde en fazla zarar yiyen evet. İki tane de Nur'da şey var. İslahiye yani İslahiye var. Evet. Bunları da içinde olmak şartıyla. %2'ye tekabül ediyor Türkiye'nin şeyinin. %1'ini silsin. %1'ini de hiç bekletmeksizin 60 aya yaysın, hepimiz ödeyelim gidelim, borcumuzu ödeyelim. Ben öbür dünyaya borçlu gitmek istemiyorum. Ama benim devletim, benim şehrimin düzenini, çünkü bunların hiçbiri düzeni bozulur. Evet. Ödeyemez yani, kesin evet. Ödeyemez yani. Tamam biz 10 kişi belki ödeyebiliriz ama 11. kişi ödeyemez. Ben bunu adım gibi biliyorum, akşama kadar herkesle görüşüyorum. Ya ben kendi işime bakmaz oldum zaten. Ben günde 2 saat kendi işimle ilgilenemiyorum. Kendi şirketlerimle. Onun için Sayın Cumhurbaşkanım eğer burada ben kendisine sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Babadır devlet. Onlar bizim büyüğümüz. Onlar bizim her şeyimiz. Biz onların yanındayız. Bizim bu dört ilin %2'ye tekabül eden şeyin %1'ini silsinler. %, geri kalan yarısında 60 aya bölsünler, hiç konuşmayalım. İkinci bir defa konuşmayalım. Yani bundan sonra mücbir sebebe en azından konuşmayalım. Konuşmayalım. Evet. Yani işte Van'da, vatandaş onu söylüyor. Van'da işte 6 yıl uzatıldı. Tamam uzatıldı Van'da. Van bir ildi. Hiçbir şeye tekabül etmiyordu. Ben de istiyorum. Ama şu andaki devletimizin şeyi bu %1'e gücü yeter. Devletimizin. Tamamını silsin demiyorum. Evet. Ama %1'ini silsin, %1'i de o olan 2 birimin birini silsin, birini de bize 60 ay yapsın. Bütün vatandaşımız razı olur o zaman. %50'sini de öderiz, 60 ayı da bize bölsün. Hiç bekleme yapmasın. Şubat'ta ödemeye başlayalım. Mart'ta ödemeye başlayalım. Yani devlet babadır, babalığını babadır. Göstersin diyorsunuz. Devletimiz büyüktür. Evet. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti büyüktür. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti dünyanın sayılı ülkesidir. Biz öyle hafife alınacak bir ülke değiliz. Evet. Bura bizim vatanımız. Gerekirse biz canımızı da veririz, bütün malımızı da veririz. Çünkü benim şirketlerimin tamamı devletin malı. Evet. Emrinde. Ama bize bir son kere bu şehre bir babalık yapsın. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı. Onu da yapacağını ben inanıyorum ha. Gönülden inanıyorum ha. Ben evet. Samimiyetine Sayın Cumhurbaşkanım inanıyorum. Ama işte sebepler var. Şimdi bu şehirde sebepler var. Bizim tekrar bu ayağın.
Bir kere tekstil ölüyor dünyada. Evet. Ama biz yaşatmaya çalışıyoruz. Biz yeni bir bu Tomsuklu ile beraber yeni bir hamle yapacağız. Yeni işler değişim kuracağız. Yapmak değişim yapmak evet. için. Bunu yaparsa bize daha hızlı değişim yaparız. Bu şehrin sanayisini de öldürmemiş oluruz. Evet. Yani benim tabii bu bizim OSB'nin yanındaki 3600 dönüm bir yer var. Orayı da verirlerse hızlı bu OSB ile beraber 3 dönüm 5 dönüm bu küçük esnafa da bir yerler açmak istiyorum. El delisini överken sen akıllını yerme. Evet. Sen sanayicini sev, manavını sev, esnafını sev. Bizim bu birlik beraberliğimiz bu bürokrasiyle siyasi Büyükşehir Belediye Başkanı işte bizim sivil toplum örgütlerimiz hepimiz birbirimizi seversek yermezsek biz başarılı oluruz ve başaracağımıza da inanıyorum. Teşekkür ediyorum.